Videoya geçmeden önce videoyu açtıysanız eğer sonuna kadar izleyin ya da açık bırakın. Bu videoya destek vermeniz için çok önemli. Diğer türlü de destek vermek isterseniz abone olup bildirimleri açıp katıldan da katılabilirsiniz. Metin 2 gibi kral bir oyun. 2000'li yılların ortalarında en popüler olan MMORPG oyun. Çevrim içi rol yapma oyunu. Bunu size anlatmama gerek yok. Bu videoya giren herkes Metin 2'nin nasıl bir oyun olduğunu bilir. Bu kadar popüler olmasının sebepleri çok fazla ama bilinmeyen şeyler de var. Metin 2'nin diğerlerinden farkı neydi? Hepsi birbirinin aynısı gibi ama Metin 2'yi ayrı tutuyorduk sanki. Bana öyle geliyor. Hepimizin yıllarını çalan bu oyun hakkında kimsenin bilmediği 10 bilgi. Bu popüler MMORPG Metin 2 nasıl farklı olabilir? Oyunun temel yapısı ve oyun motoru o yılda çıkan tüm MMORPG'lerden farklı olarak yapılmış, daha az bilinen bir Kore şirketi tarafından yapılmıştı. Bu da oyunun teknik olarak mükemmel ve benzersiz olmasını sağlamıştı. Farklı olduğunu çoğu zaman hissediyorduk. Mesela toplu vuruşları, VS'leri, VS'lerinde karşılık verebilme ihtimallerimiz, animasyonların oturaklığı, karakterin oturaklığı, havalı duruşundan ve karakteri kendimiz gibi hissettiğimizden anlayabiliyorduk bu olayı. Mükemmel şekilde tasarlanmış bir oyun o yıl için. Şu yıla kadar da onun animasyonlarına sahip MMORPG çok çıkmamıştır. 1-2-3 tane adam akıllı animasyonları iyi olan MMORPG sayarım belki. Ama bu oyun ayrı bir şey. Skilllerinin görünüşü, açılışı, yapılışı her karakter için olmasa da farklı bir olay. Oyundaki karakterlerin isimleri bile kültürel ve mitolojik olarak Doğu Asya kültüründen esinlenilmiş. İsimlerini geç, oyunun hikayesi tamamen Doğu Asya kültüründen esinlenilmiş şekilde yapılmış. Bu da oyunun dünyaya açılması için önemli bir etken olmuş. Doğu Asya kültürüne meraklı olanlar bu oyunu daha çabuk oynamışlar. Daha çok dikkat çekmiş. Zaten fark ettiyseniz bazı zırhlar, kıyafetler Doğu Asya'dan esinlenildiğini fark ettiriyordu. Ama çok değil. Çok olunca iğrenç oluyor. 2007 yılında bir oyun düşünün. Ne dil seçeneği anasını satayım. Oyunu oynayabilmen önemli. Oyun iyi mi o önemli. Ama bu oyun iyi olmaya geç. Oyun 20'den fazla dilde çıkmış piyasaya. İlk başta Korece ve Çince olarak çıkmış, yapılmış ve sunulmuş. Ondan sonra zamanla tüm dünyaya 20'den fazla dilde piyasaya sürülmüş. Bu da neden bu kadar popüler olduğunu gösteriyor. Onu boş ver, şu an GTA 6 bile Türkçe çıkmıyor. Adamlar bölgeleri umursuyormuş demek ki, ya da tutulan yerlerde dil hizmeti vermişler. O bölgenin önemsendiğini hissettirmiş. Metin 2'nin diğer oyunlardan farklarından biri, en büyük farklarından biri ticaret. Oyunun ticareti ve ekonomisi o kadar farklı ki hala onun tarzında ticaret yok. Hiçbir oyunda yok. Bu ticaret sistemi oyuna daha çok ilgi duymasını sağlamış. Hatta realde oyun içi satın alınan itemleri satıp alabiliyorlardı. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda bile bu tarz ticaretler dönüyordu. Bunun yanında oyun içi market sistemi çok değişik. Millet öne geçebilmek için oyundan ekstra öğeler satın alıyor ve bu öğe satın alımını teşvik ediyordu Metin 2 ticaret modeli. O yüzden pay to win sistemi ilk olarak Metin 2'de çıkmıştır diyebiliriz. Öğe satın alıp bir kişinin önüne geçme olayları Metin 2'de başlamış diyebiliriz. Oyunun dövüş sisteminden biraz bahsettim. Bu dövüş sistemi her karakterin ayrı özellikleri, sınıfların yetenekleri, diğer MMORPG'lerdeki standartların üzerinde. Karakterlerin savunması, saldırıları her karaktere özel şekilde yapılmış. Ve gelen saldırıyı kontrolleyebiliyordunuz. Skilllerinizle savunmalarınızı geliştirip ya da saldırılarınızı geliştirip savunmaya açık olabiliyorsunuz. VS'leriniz animasyonlarının kalitesi sayesinde çok efsane oluyor. Ya da boss fightlarında canavar keserken fark ettiriyor. Savunma yapabilirsin, kaçabilirsin, saldırabilirsin, farklı şekilde saldırabilirsin. Bu da oyunun iyi özelliklerinden birisi. Oyunun en ultra reisleri bilir ki oyunda biyolog sistemi gibi gizli görevler vardı. Bu gizli görevleri çoğu kişi bilmez. Dümdüz görev yapmayarak oynayanlar çoktur hatta. Bu görevler kalıcı özellikler verirdi. Bilinen bir şey. Bu görevleri dediğim gibi sağlam tecrübe kasmış Sigmalar bilir. Bu görevler biyolog görevleri gibi kalıcı özellikler, oyunun başındaysan itemler vesaire vesaire verir. Oyun iyi çıktı ama açık çıktı. Oyunun kodları erken dönemlerinde kaptırıldı.
Bu da oyunun PvP modifikasyon versiyonlarının patlamasına sebep oldu. Ve hileler. Hileler de bu sayede çoktu. Bu durum böyle yayılmasının sonucunda diğer ülkeler denetimleri sıkılaştırsa bile TR'de milletin umurunda olmadı. Hatta çıktığından beri Metin 2'de hile vardır. Bir türlü engellenememiştir. TR'dekiler engellese engelliler de bu arada. Umursamadıkları için herkes hileli bir şekilde oynadı bir zaman. Savaş sisteminin iyi olduğunu biliyoruz. Peki herkes kapışsaydı nasıl olurdu? Trailer'ında olan bir savaş. Çocukken beni aşırı yükselten bir trailer. Bu tarz savaşlar oluyordu. Sunucu düşünün. Server. Metin 2'nin 10 tane sunucusundan, 20 tane sunucusundan biri. Alesta diyelim. Alesta vs atıyor. Kimle? Eski sunuculardan bir tanesiyle, hatırlayamadım. Yakamoz diyelim. Yakamoz. Yakamoz'la vs atıyor. Sunucudaki olan herkesin kapıştığı vs'ler oluyordu. Büyük sunucular arası savaşlar. Bu büyük ölçekli çevrim içi kapışmaları oluşturan, topluluğun aşırı etkileşimde olduğu, rekabetin dorukta olduğu, strateji ve işbirliğinin önemli olduğu savaşlar oluyordu bunlar. Düşünsenize, iki tane büyük sunucu kapışıyor. Ne kadar çok kişi var sunucuların içinde, bir tane sunucunun içinde. Oyunda bulunan bazı itemler efsaneleşmiştir. Sadece bazı etkinliklerde ya da düşük çıkma ihtimalleri olan öğelerdir bunlar. Mesela KDP ya da Dolunay. Bu öğeler çıkaran kişi için hava atma sebebiydi o yıllarda. Bu itemlere kimler sahip olabilir? En şanslı olacaksın ya da en hırslı. Çıkarana kadar deneyeceksin. Çoğu kişi çıkmıyor lan deyip bırakmıştır ama 100. yüzbaşında Dolunay düşürebilirsin belki. Metin 2 popüler olduğu dönemlerde Metin 2'nin geliştiricileriyle toplulukla etkileşim halindeydi. Topluluğun söylediklerini görev olarak, misyon olarak alırlardı ve oyunu o şekilde güncellerlerdi, sürekli güncellerlerdi. Bu da oyunun popülerliğini bayağı bir uzun süre devam ettirmiştir. Bu özellikler Metin 2'nin nasıl bir altyapısının olduğunu, o yıllara göre diyorum, şu an optimizasyon sorunları yaşasa da nasıl bir topluluğa sahip olduğunu anlaman için kafidir bence. Bu videoluk bu kadar. Bu tarz videoları devam istiyorsan videonun başındaki söylediklerimi yapman yeterli. Buraya kadar geldiysen de yorumlarda aşağıya bir işaret bırak. Kendini belli et. Kendine iyi bak. Sonraki videolarda görüşmek üzere.